merhaba, Bitexen ile haftanın nabzında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta kripto para piyasasında neler yaşandı kısa kısa notlar şeklinde değineceğiz. Bildiğimiz üzere küresel piyasalar enflasyon ve resesyon endişesiyle, daha doğrusu ikilemiyle negatif sürecini devam ettirmekte. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise Fed toplantısı yapılmıştı ve Fed faiz oranlarını yine 25 bas puan yükselterek %5,25 ile 5,50 aralığına yükseltti. Fed'in amacı tabii ki enflasyonu %2'ye çekene kadar durmadan faiz arttırımına sert bir şekilde devam etmek. Burada yine 22 yılın, yani son 22 yılın en yüksek seviyesi olan bir faiz arttırımı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Federal Açık Piyasa Komitesi'nin politika faiziyle alakalı olarak yapılan toplantısının tutanakları yayımlandı. Bu tutanaklara göre de yine Fed durmadan faiz arttırımına devam edeceği belirtti. Yapılan açıklamalar ise bu yöndeydi. Çünkü enflasyonun risklerinin çok yüksek olduğuna ciddi anlamda vurgu yapıldı. Geçtiğimiz günlerin yine önemli haberlerinden biriydi ve kripto para piyasasında güzel bir etki yarattı. Dünyanın en büyük ödeme sistemleri şirketi olan PayPal'dan bir adım geldi. Şirket ABD dolarına sabitlenmiş ve Ethereum tabanlı olan yeni bir sabit coin çıkarttı. Sabit coin'in adı ise PayPal USD. Söz konusu sabit coin başlangıçta kademeli olarak ABD'li kullanıcılar tarafından sadece kullanılabilecek. Bunun akabinde yine PayPal'dan bu hafta yeni bir haber daha geldi. Soğuk cüzdan sağlayıcısı Ledger ile birlikte bir ortaklık kurduklarını açıkladılar. Bu ortaklığın detayına değinecek olursak kripto para alım satımı konusunda bir işbirliği olacağı söylenmiş durumda ikili taraftan. Hepimizin yıllardır merakla takip ettiği ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kısa adıyla SEC'nin XRP'ye açtığı dava önemli bir gelişmeyle karşımıza çıktı yine geçtiğimiz haftada. SEC Ripple davasında beklenen hamleyi yaptı. Bu hamle ise neydi? SEC XRP'nin halka açık borsalarda satışının menkul kıymet yasalarına uygun olduğuna dair mahkeme tarafından verilen karara itiraz etti, yani temiz de gitti. Eski ABD Başkanı ve ünlü yatırımcı Donald Trump'ın milyonlarca dolar değerinde Ethereum hesabı olduğu ortaya çıktı. Trump adeta bir Ethereum balinası olma yolunda ilerliyor diyebiliriz. ABD'li resmi makamlar tarafından paylaşılan bir maile göre Trump'ın bir cüzdanında 1 ila 5 milyon dolar arasında Ethereum'u mevcut. Kripto para sektörüne karşı sert tutumuyla kendinden söz ettiren SEC Başkanı Gary Gensler bu sefer de yapay zeka teknoloji ürünlerine karşı açıklamalarda bulundu. Peki bu açıklamalar nasıldı derseniz, kesinlikle onların aleyhine olacak şekildeydi. Özellikle 2023 yılının en dikkat çeken ve hızla gelişen başlıklarından biri olan yapay zeka teknolojisi ve bunun kripto para piyasasına yansıması olan yapay zeka projeleri, kripto para projeleri. Acaba bu Gary Gensler'ın söylemlerinden nasibini alacak mı, risk altında olacak mı diye de akıllarda bir soru işareti meydana geldi. Spot Bitcoin ETF furyası devam ederken Valkyrie Funds bu sefer de Ethereum için girişimde bulundu. Şirket SEC'ye Ethereum strateji ETF'i için başvuru gerçekleştirdi. ABD'de bir kripto lobisi daha gerçekleştirildi. Bitcoin madencileri sesini birlikte duyurmaya karar verdi. Madencilik şirketleri kendi seslerini duyurabilmeleri için ve düzenleyici politikalar karşısında birlikte savaşabilmek için ABD özelinde bir lobi kurdu. Açıkladılar. Bu lobinin adı ise Dijital Enerji Konseyi olarak belirlendi. Bu çalışmalar kapsamında Washington'daki politikacılarla görüşmelerde bulunulacak. Endüstri hakkındaki ve Bitcoin hakkındaki, madencilik hakkındaki daha doğrusu yanlış algıların kırılması hedeflenecek. Bu hafta ekosistemde yaşanan önemli gelişmeler bu şekildeydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.